Hoş geldin. Hoş bulduk. Neredeydi? Rıfat seni soruyordu. Ne yapacakmış ki beni? Doğru ya, ne yapacak seni? Kabahat sende değil tabii, benim oğlum da. Yok abi, yetişemeyeceğiz, yetişemeyeceğiz ya! Abinin... Bitirdiniz lan beni! Annen arasana lan! Aradım ya az önce, kapattı suratıma. Okudun mu? Evet. Hepsini mi? Okudum. Bu ne demek oluyor? Sence de biraz fazla değil mi? Aylin. Ne olur kusura bakma. Aslında hepsi sana olan... Neyse boş ver ya. Oldu bir kere. Kızmadın mı? Beni affettin mi? Affedilecek bir şey yok. Ben zaten biliyordum bunu. Biliyor muydun? Niye şaşırdın ki? Tabii ki biliyordum Rıfat. Ne? Ne dedin? Rıfat mı? Rıfat kim ya? Ne diyorsun sen be? Dalga mı geçiyorsun benimle? Oğlumun hakaret mektubundan sonra bir de senin bu saçmalıklarını çekemeyeceğim. Seni ben hiç sevmiyorum. Ben Tahir'in annesini seviyorum. Onu hep özlüyorum. Senden nefret ediyorum. Zaten ben seni hiç sevmedim. Ben Rıfat Çakar. Ah, Tahir. Ah, komik çocuk. Ben komik bir şey göremiyorum Rıfat. Yok zaten. Yani Tahir saçmalamış işte çocuk. Ben onun için güldüm. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Kardeşimden kalan son hatırayı yaktı.
Küçücük çocuk dedim, affettim onu. Ama ne yapsam yaranamıyorum ya, çocuk nefret ediyor benden. Yok. Olur mu öyle şey? Niye nefret etsin senden? Abartma lütfen. Ya kendi yazmış zaten mektupları Fat, sen de okumadın mı? Başka mektup yok, değil mi? Ne saçmalıyorsun sen? Ne başka mektubu? Yok, çocuk yazmış ya mektubu işte, ben yazmıştır bir tane daha diye sorayım dedim. Tahir. Şimdi gider sorarım Tahir'e bunun hesabını ben. Evet. Tahir. Sen benim yazdığım mektubu neden yırttın? Beğenmedin mi? Tahir, yavrum mektubu okudun mu? Bak, sen benim sorularıma cevap ver. Ben de senin sorularına cevap vereyim, anlaştık mı? Sen konuşmak istemiyorsun, tamam. Ben kağıt kalem vereyim, yaz o zaman. Al. Abi, Aylin mektubu okuduysa Aytekin abi damlamak üzeredir. Buraya kadarmış. Dur oğlum, bir panik yapma. Bahtiyar gelsin anlarız. Abi biz hep böyle diken üstünde mi oturacağız ya? Nedir bu dingozdan çektiğimiz ya? Aylin okumuş mu mektubu lan? Yok, okumamış ama... Oh, kurtulduk. Nerede mektup? İmha ettin mi? Benden önce tahir etmiş. Ne demek tahir etmiş lan? Yani mektubu değiştirmiş çocuk. Kendisi mektup yazmış, koymuş oraya. Tahir mi? Evet, Tahir. Ne yazmış? Şey yazmış. Ben seni hiç sevmiyorum. Ben Tahir'in annesini seviyorum demiş benim ağzımdan. Benim dediğim yani Rıfat Çakar'ın ağzından. Oğlum hasta etme adam. Tahir, senin yazdığın mektubu okumuş mu? Orasını ben de tam çözemedim abi. Gittim baktım odasına, mektup parça pinçik çöpte. Oğlum sorsaydın ya Tahir'e okudun mu diye. Sordum ama cevap vermiyor ki. Nasıl cevap vermedi lan? Susarak. Abi çocuk nasıl cevap versin, konuşamıyor ki. Konuşur. Konuşacak. Konuşturacağız. Abi hiç kusura bakma, ben bu işte yokum. Ben çocuğa şiddete karşıyım. Kes lan! Kafamı karıştırma. Ne yapacaksınız abi? Zorla mı konuşturacaksınız çocuğu? Zorla değil. Çocuğa zor kullanmaya ben de karşıyım. Çakal mafya mıyız biz? Güzellikle konuşturacağız. Güzellikle mi? Sen hemen en yakın oyuncakçıya gidip... bütün oyuncaklardan birer tane alıp geliyorsun. Ne? Oyuncakçıya mı? Acele et lan, yürü! Sen de Tahir'i getir. Ne olacak getirince? Güzellikle konuşturacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hepsinden istiyorum. Hepsinden? Hepsinden bir tane. Ne
ayı. Şu iki ayı alabilir miyim? Love yazan. Bir tane hediye paketi olsun. Nerede kaldın lan? Geldim işte. Aldım oyuncakları. Aldım aldım. Tahir nerede? İçeride Bahtiyar'la beraber. Tahir'cim, bak şimdi Memdu abin, Anıl abin sana çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Vallahi bana da söylemediler ne olduğunu. Ah geldiler işte bak. Tahir'cim, bu poşetler ağzına kadar oyuncak dolu. Hepsi senin. Bu ne lan? Öküz. Bunu mu aldın Tahir? Abi sen her oyuncaktan bir tane al demedin mi? Tamam dedim de sen de biraz inisiyatif kullan. Bu çocuk erkek. Ne iş olur lan oyuncak bebekle? Abi burada her cins oyuncak var ya. Oha! Oha! Tahir'cim, buradaki bütün oyuncaklar senin. Ama bir şartla. Soracağım soruya doğru cevap vereceksin, tamam mı? Mektubu okudun mu? Anam, yaklaşma lan. Buradaki bütün oyuncaklar Tahir'in zaten. Ne şartı? Hem sen hangi mektuptan söz ediyorsun? Ne demek hangi mektuptan söz ediyorsun abi ya? Rıfat babanın Aylin Hanım'a yazdığı mektup işte. Tahir. Sen anladın mı Anıl abinin dediğini? Abi biz seninle ne konuşmuştuk? Anıl bizi biraz yalnız bırakır mısın? Anlamadım. Şimdi çık lütfen. Sonra anlarsın. Araya karışmış. Sen de babası. Tahir'le özel bir şey konuşacağız. Çıkayım mı? Evet. Tahir'ciğim, sana bir sırrımı söyleyeceğim. Ama aramızda kalacak. Kimseye söylemek yok, tamam mı? Senden önce ben değiştirdim o mektubu. Aylin Hanım'dan nefret ettiğimi yazmıştım. Tahir'ciğim, acaba sen benim yazdığımı mı yoksa babanın yazdığını mı okudun? Aylin Hanım senin mektubundan önce benim mektubumu okursa beni kovar. İşten atar ya. Onun için soruyorum. Benim yazdığım mektubumu okudun. Babanın yazdığı mektubu okudun o zaman. Bir aşk mektupları eksikti. İkisini de okumadın mı? Aferin sana. Hadi bakalım. Sen bunu götür. Diğer oyuncaklarını Anıl abin odana taşır. Hadi. Okumuş mu? Merak etmeyin. İkisini de okumamış. İkisi derken sen kaç tane mektup yazdın lan? Diğerini ben yazdım.
Sen mi yazdın? Çocuğa öyle dedim yani. Ben de senin gibi bir mektup yazıp Aylin Hanım'ın odasına bıraktım. Okuduysa beni kovar dedim. Ay canım, merhametli çocuk tabii, acımıştır sana. Asıl sana acıdı lan. Mektubu yazan ben miyim? Ya abi, madem yalan, ne oluyordu bu iş? Niye bana bir ton oyuncak aldırdın? O atmosfer içinde. Atmosfersiz olmaz. Aylin'cim, merak etme, ben şimdi Tahir'le konuştum. Bir daha böyle bir şey yapmayacak. Yapmasa ne olur Rıfat? Çocuk nefret ediyor benden. Sabrediyorum ama benim de bir sınırım var. Annen bir yandan, oğlum bir yandan, sen bir yandan. Yeter artık, sığamıyorum bu eve Rıfat. Bir dakika, bir dakika, çok özür dilerim. Affedersin. Ya tamam, ben şimdi annemi, Tahir'i anladım da ben ne yaptım sana ya? Ha, sen Tahir'in yazdıklarına mı inandın yoksa? Vallahi öyle bir şey yok. Ben Tahir'in annesini değil, seni seviyorum. Zaten ben Tahir'in annesini tanımam etmem. Tanımaz mısın? Yani ben seni tanıdıktan sonra tanıdığım bütün kadınları unuttum. Gerçekten ne yapmaya çalışıyorsun Rıfat? Ya hani bana aşık oldun desem? Bu mümkün değil, çünkü sen kendinden başka kimseye aşık olamazsın. Annene bir başka davranıyorsun. Oğluna bir başka davranıyorsun. Tahir doğduğundan beri şu bir haftadır yaptığın kadar babalık yapmamışsındır ona, eminim. Bak, bir oyun falan çeviriyorsan hemen vazgeç. O çocuğun da dünyasını yıkma. Hayır Aylin, merak etme. Ben seni de Tahir'i de hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmayacağım, söz veriyorum. Seninle ilgili bir hayalim olmadığı için beni hayal kırıklığına uğratamazsın zaten canım. Sen canım mı dedin bana? Aytekin abi çağırdı. Ofise bekliyor. Hemen gel, hemen. Tamam. Aylin, benim şimdi gitmem lazım. Bütün bunları sonra detaylı konuşuruz. Ama sen sakın canını sıkma. Ne oldu abi? Aytekin abi niye çağırıyor bizi? Bakacağız. Ofise çağırdığına göre muhakkak ölüm kalım meselesidir. Ölüm kalım mı? Aman Bahtiyar, gerekmedikçe ağzını açma, konuşma. Bir de seninle uğraşmayalım, gözünü seveyim. Yürü. Silah içinden sıyırdı ya, ona yanarım. O da gelmiş bak abi, arabası burada. Gördüm, gördüm. Gelecek tabii. Fuat leşçidir. Aytekin abi vuracak, Fuat yiyecek. Rıfat! Bey, hoş geldiniz. Misafirleriniz sizi içeride bekliyorlar. Otur. Sizi buraya çağırdım çünkü Hamdi'nin mekanına baskın yapacağız. Bugün çok kan akacak.
bir konuşmayı denesek. Belki pişmandır, af diler. Hani derler ya insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa diye. Ne diyorsun lan sen? Ne konuşması? Hamdi bir hata yaptı, cezasını çekecek. İnsanlar niçin yaşar Rıfat? Sevdikleri için yaşar Aytekin abi. İtibarı için. İtibar ruhun omurgasıdır Rıfat. Aytekin abi, Hamdi'nin tüm mekanlarını basalım abi. Taş üstünde taş bırakmayalım. Herkesi öldürelim, kimseyi sağ bırakmayalım. Aytekin Yavuz'a kelek atmak neymiş, herkes görsün abi. Ağır ol Fuat. Her şeyin bir ölçüsü var. Biz oraya katliam yapmaya gitmiyoruz lan. Ceza keseceğiz. Cephanelik hazır mı? Sana söylüyorum Rıfat. O konuyla Memduh ilgilenecekti baba. Hazır Aytekin abi. Ne kadar hazır? Gidip görelim bakalım. Lütfen. Şuraya bir imza atılacaktı da. Rıfat baba, Aytekin abi bekletilmeyi hiç sevmez. Sonra imzalasanız. Çok acildi. Siz isterseniz gidin, arkanızdan hemen gelir Rıfat Bey. Evet, ne imzalayacaktık? İmzalanacak falan bir şey yok. Bana bak. Sen son zamanlarda çok değiştin. Anlamıyorum sanma. Bana böyle davranmaya devam edersen seni mahvederim. Aklını başına al. Rıfat baba. Aytekin abi bekliyor. Alo. Ne yapıyorsan bırak, şimdi sana verdiğim böceği Rıfat'ın odasına yerleştir. Ne oldu gene? Sana ne? Sanki bedava çalışıyorsun. Sen git dedim yap. Salak. Rıfat. Efendim Aytekin abi. Yaklaş. Menzili ne bunun? Bunun menzili. Uzun. Bayağı uzun bu. Dört. Yüz. Dört yüz. Dört yüz.
salla. Çatışma istemiyorum. Ben de tam sana gelecektim Aytekin. Ama böyle değil. Aramızdaki anlaşmazlığı çözmek için. Sen ne yaptın be? Konuşma faslını çoktan geçtik Hamdi. Tezgaha geliyorsun kardeş. Seni uyarmıştım. Ben de sana son sözümü söylemiştim Hamdi. Biteceksin. İtibar ruh gibidir. Sen anladın onu. Sen bana racon mu kesiyorsun? Ben racon kesmem Hamdi. Ben son sözümü söylerim, racon olur. Ben daha son sözümü söylemedim kardeş. Söyle kardeş, içinde kalmasın. Beni başkalarıyla karıştırma Hamdi. Ben mezarını kazmadığım adama savaş açmam. Ben de savaş kararını kendim veririm. Kimsenin piyonu olmam. Birileri seninle savaşmamı istiyor diye savaşmam kardeş. Kimmiş lan bunlar? Dilindeki vakkayı çıkartsana. Bilmiyorum. Eğer bilseydim kafalarını tavuk gibi kopartıp önüne atmıştım. Merak etme. Gün ışığı sır saklamaz. Eninde sonunda çıkacaklar ortaya. Ben ecelim olsan önünde diz çökmem. Bunu böyle bil. Sen benim depomu havaya uçurdun. Ama ben seninle hala konuşuyorum. Senden konuşmanı bekleyen yok ki lan. Allah çarşına pazar versin. Kardeş. Kestirip atma hemen. Buluşmak en kolayı. Ama ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa. Bak işte Hamdi de aynı şeyi söylüyor. Aklın yolu bir. Sus lan. Başlatmaklara şimdi. Bana bak. Bu iş burada kapansın, daha fazla kan dökülmesin Aytekin. Bize kumpas kuranları sevindirmeyelim kardeş. Evet ya. Tek bir şartlandı. Neymiş o? Bu kumpas kuranlar kimse getirip benim önüme atacaksın. Cezasını da ben vereceğim. Anlaştık mı? Anlaştık mı Hamdi? Anlaştık kardeş. Eyvallah. Hadi gidelim. Baba depomuzu havaya uçurdular. Gitmelerine izin mi vereceğiz? Gel lan! Aytekin kusura bakma. Delikanlı. Çocuktur da. İte köpeğe baksaydık veteriner olurduk Hamdi.
Yürü. Adam bizim mekanımıza gelip ceza kesti. Bunu onun yanına bırakmayız baba. Kes! Uzatmayacaksın dedim. Bu iş burada bitecek. Bundan sonra tek kelime istemiyorum. Anlaşıldı mı? Hamdi'nin üstüne daha fazla gitmeyeceğiz. Bu kadar yeter. Aytekin abi, indirmişken yaralı bırakmasaydık. Çok sinsi bir adam, hepimiz gördük. Tek ayak üstünde 40 tane yalan söyledi. Kumpas mumpas, ne dedi o öyle? Hamdi'yi yıllardır tanırım. Hala yalan söyleyecek bir adam değildir. Bu işin içerisinde bir iş var da... dur bakalım ne zaman çıkacak ortaya. Sen ne diyorsun Rıfat? Diyalog şart. Ne? Şiddet çözüm değil diyorum Aytekin abi. Şiddet ne la? Ne diyorsun oğlum sen? Bana ima etme. Dik konuş Rıfat. Ben ima yapmıyorum ki. Bak ne güzel gittiniz konuştunuz Hamdi ile. Boşa kan akmamış oldu. Onu diyorum ben. Biz de boşa kan akmasına karşıyız herhalde. Ne konuşuyorlar acaba? İşi etmese bari. Yok lan. Baksana hiç iğreti durmuyor. Kıvıracak bu işi. Aşımız tuttu abi. Neyse Hamdi defterini kapattığımıza göre... bu gece yeni kumarhaneyi açıyoruz. Aytekin abi, ben bugünü aylardır bekliyorum. Bu kumarhane Rıfat'ın hakkıdır. Kayıp silahları o buldu. Her başarı bir mükafat hak eder. Bu kumarhane senin Rıfat. Eyvallah. Aytekin abi. Senin kantarın bizi bir değişik tartıyor. Düşmanlarına gösterdiğin hassasiyeti bizden esirgiyorsun. Ayırmam diyorsun. Ama damadını kayırıyorsun. O kumarhaneye ne kadar emek verdiğimi bizzat sen biliyorsun abi. Sen benim kararlarımı ne zamandan beri sorgular hale geldin Fuat? Haşa abi. Olur mu öyle şey? Sözde ferman da senin. Ben sadece fikirlerimi söyledim. Sormadan söylemeyeceksin Fuat. Söz olur, savaş bitirir. Söz olur, baş kestirir. Unut. Konuştunuz lan. Önemli bir şey değil ya. Üstün başarımdan ötürü mükafat olarak bu gece açılacak kumarhaneyi verdi bana. Verdi mi? Verdi. Ama Fuat'ın da çok zoruna gitti ha. Fuat bize Hamdi'yi kırdıracağım derken eldeki kumarhaneden doldu. Hamdi kumpas mı deyince Fuat'ın yüzüne nasıl alıp veriyordu gördünüz değil mi? Olur mu öyle şey lan? Olmaz. Aytekin abi benden vazgeçmez. Ne demek? Elimizi çabuk tutmamız lazım. Sağ çek. Sağ çek. Çek, sağ çek!
Adam beni sokaklardan aldı lan. Sen bana nasıl böyle bir şey teklif edersin lan? Aytekin abiyi bitirmek ne demek? Tehdit mehdit de mi almadın? Yok, almadım komiserim. Kimseden şikayetçi de değilim, demin dedim. Bizde fail bulunmadan dosya kapanmaz. Tamam, hadi bak. Allah yolunu açık etsin. Şimdi ne yapıyoruz baba? Biri bu Aytekin'i üstümüze saldı. Onu bulmadan bize rahat yok. Hayırdır inşallah. Hayırdır? Tek başına geldiğine göre eceline susadı. Konuşmaya geldim. Sen buraya böyle gelebildiğine göre ya ölümü göze aldın... ...ya da söyleyeceğin çok önemli şeyler var. Dökül bakalım. Aytekin'i bitirmek ister misin? He? Bu akşam kumarhane açılışı var. Aytekin de Rıfat da orada olacak. Eğer istersen ikisini de bitirmek için sana ortam hazırlayabilirim. Neyin peşindesin? Aytekin mi yolladı seni? Beni mi sınıyorsunuz lan? Rıfat'la aramızdaki mevzuyu biliyorsun. Aylin'i elimden aldığı yetmiyormuş gibi... ...bir de Aytekin abiyi çaldı benden. Aranızdaki mevzu beni hiç alakadar etmez. Bundan sonra da... Benim seninle işim olmaz. Baban dediğin adamı Aytekin'i bana sattığına göre beni satmayacağın ne malum? Ben hayatımda hiç kimseyi satmadım. Uzatma Fuat. Hadi. Buradan yaylan. Babanı da başkasına pazarla. Sen bilirsin Hamdi abi. Ben düşmanlarımı senin önüne atıp ipini çektirecektim. Öyle olsun. Son karar senin. Fuat. Sen babamı boş ver. Ben bu işi yaparım. Aşkım. Hayatım nasılsın? Akşam bir şeyler yapalım mı? Ay yok aşkım ya. Bizim planlarda ani bir değişiklik oldu da. Yarın abimin sözü var. Şimdi alışverişteyiz. Tüh be. Ya ben de şimdi bir arkadaşla buluşmaya geldim. Sen de burada olsan çok güzel olurdu. Bir aydır ısrar ediyor buluşalım buluşalım diye. E ne yapayım Londra'dan geldi. Ben de şimdi ertelesem çok ayıp olur. Aşkım hiç gerek yok yani. Sen erteleme işine bak. Hem benim için de iyi oldu. Malum söz hazırlığı falan yorulduk. Yarın falan bir ara görüşürüz biz artık. Öpüyorum. Kız, bu Caner seni ne kadar çok seviyor böyle. Daha şimdi ayrıldınız yine seninle buluşmak istiyor. Ay öyledir o ya. Bak ne diyeceğim, acaba sence bu çok mu dekolte? Gerçi tam benim rengim ama hani söz için daha sade bir şeyler mi giysem ki? Yok kız yani dekolte falan değil de ben şurada diyecektim bu. Bu senin rengin değil ama bir dene bence çok yakışacak. Diyorsun, evet. Evet oğlum. Şey, ben nasıl olmuşum? Bence tamamım. Şahanesin kız. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? İyi ben de, ne yapalım? Londra'dan sonra hiç aramadım.
Vefasız. Hani gelecektin? Ya bana Londra deme. Duyunca bile böyle içim daralıyor. Buraya gelmeseymişim var ya kesin kafayı sıyırırmışım. Var mı insanın vatanı gibisi? Niye öyle diyorsun canım? Ne güzel vakit geçirmiştik Londra'da. Utanmıyorsun değil mi lan masum insanların duyguları önemeye? Bana mı diyorsun? Ulan dünyanın en güzel kızını nasıl aldatırsın be? Kimsin oğlum sen? Kimsem kimim? Cebinde paran, altında araban olunca her istediğini yapabileceğini mi zannediyorsun? Sensin lan! Yürü git! Bitirme bana kendini. Uza hadi, uza! O elini alır... kırar ağzına sokarım senin. Züppe. Bela mısın lan sen? Cenan lütfen. Belayım lan. Senin gibi hanım evlatlarının belasıyım var mı? Ben miyim lan hanım evladı? Evet. Defol git lan buradan. Öldürürüm oğlum bak seni. Öldürsene. Hadi. Hadi öldür lan. Hadi bir öldür tadalım şunu lan. Hadi. Hadi öldür. Öldür. Hadi lan öldürsene. Ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun lan? Hadi lan öldür beni hadi. Hadi çek dışarı. Bir daha seni onun yanında görmeyeceğim bak. Çek. Bir daha görmeyeceğim onun yanında seni. Çek dışarı. Bu ne kardeşim ya? Nezih diye geliyoruz. Ortalık meczup kaynıyor. Git patronunu çağır bana. Ya abiler bırakın Allah Allah bırak. Ayırdınız tamam kavga etmiyoruz. No. Kes lan sesini. Bin arabaya. Abicim ne oluyor ya? Hayırdır? İmam efendi bekliyor. Biz rahmetliye gidiyoruz. Şimdi haber verip geleyim en azından. Ne yapıyoruz ya? Ne oluyor abi? Yürü. Abi bir dakika abi. Doğru mu yapıyoruz robot? He? Benim kafam çok karışık. Aytekin abi benim her şeyimdi. Babamdı. Rıfat beni babamdan etti. Cep. Patron, bunu kardeşinin peşinde dolaşırken yakaladık. Cender'in haberi oldu mu? Tatava yapmasın sonra. Yok abi, bizi bilmiyor ki. Doğru. Kimsin lan sen? Rıfat Çakar'ın kankasıyım. Güzel. Eğer burada olduğumu duyarsa alayınızı demir kafese koyar, denizin dibine salar. Demek Rıfat Çakar'ın kankasın öyle mi? Aynen. Ulan Rıfat Çakar, ne zamandan beri senin gibi gevşeklerle çalışıyor ha? Bu çok acıdı. Bu çok acıdı. Rıfat Çakar sana ne talimat verdi lan? Abiciğim ne talimatı ya? Ne diyorsunuz siz ya? Ben mefdaya gidiyordum. Kafede bir tatsızlık çıktı. Arkadaşlar da beni alıp buraya git. Bu arkadaşı alın. Sabaha kadar ayılta bayılta dövün. Abicim çok affedersiniz bir şey sorayım. Ben size yanlış bir şey mi söyledim? Kalbinizi mi kırdım istem? Ağzını bağlayın. Öyle ne biliyorsa öğrenin. Abicim ağzını bağlayarak adam mı dövülür? Ayılta bayılta adam mı dövülür? Ben sorsanız söylerim zaten. Sevgiyle büyümüş bir insanım ben ya.
kumarhanede herkesin gözü senin üzerinde olacak Bahtiyar. Özellikle Aytekin'in. Çünkü Rıfat çok usta bir kumarbazdı. Bu alemde ondan iyisi yoktu. Yani yenildiği vaki değildi o derece. Abi ben kumar mumar bilmem ki. Ben de onu diyorum ya. Ne olursa olsun kumar masasına oturmayacaksın. Bu işler şakaya gelmez Bahtiyar. Kafamızı suya batırır, çıkartmazlar. Ağzımızdan giren su da çıkar artık. Necati, bol şans. Senlik bir iş var. Şu karşıdaki gözlüklü. Sabahtan beri kazanıyor. Masayı soyup soğana çevirdi. Hadi. Hakkından sen gelirsin. Hiç havamda değilim Aytekin abi. Ne demek lan havamda değilim? İlk akşamdan adam mındar edecek mekanını. Canımı sıkma hadi silkele şu adamı. Hadi. İstesek veriyor mu bu ya? Faz. Tek kart. Ulan ben de mi iki kart isteseydim acaba? Rest. Görüyorum. Ben de rest. Ne yapıyorsun lan? Bu ile rest görülür mü? Gibi oyna. Bir elde sıfıra düş. Canımı sıkma benim. Kumarhaneyi mezbahaya çevireceğiz. Aytekin ve Rıfat'ın cesetlerini babamın ayaklarının dibine atacağız. Gömecek. Ne yapacağım ben ya? Olmuyorsa... Dört kart.
Geldik, hazırız. Arttırıyorum. Görüyorum. Görüyorum. Neyi görüyorsun lan? Ha, neyi görüyorsun? Uyuzunu mu yapıyorsun Rıfat? Yemin ediyorum var ya, şu masayı kaldırıp ters çevir, kafamdan geçiyorum sana. Tamam Aytekin abi, ne kızıyorsun ya? O zaman görmüyorum. Pas. Ne yaptın lan? Buraya kadar iyi idare etti. Hakkını helal et Memnun abi. Bitirdi, bizi de bitirdi. Rest. Onu da görüyorum. Oo, onu da görüyor, bunu da görüyor. Hayır, o görüyor da ben niye görmüyorum ya? Memnun, getir bakayım şunun gözlüğünü. Marifet gözlüklerine bakalım. Ver bakayım lan şu gözlüğünü bir. Feraman, ben gözlüksüz göremiyorum ben. Ulan gözlerini oyarım, bir daha hiç göremezsin. Alın şunu gözünü ya. Şşş, atar! Vay vay lan. Ekranmış bu. Bak. Kamera da orada. Tarkan, al şunu ya. Gel, yapmayın. Yürü. Bu değil mi? Darlan. Kamera burada. Gözlüğü. Ekrana da masaya oturt. Bu adam da kamerayla oyuncuların arka taraflarında dönsün. Sen de ona göre oyun oyna. Oldu mu? Olmadı. Ama iyi numara. Aferin lan Rıfat. Nasıl da bozun numaraları. Berkan, götür depoya, parmakları kes. Abi yaptık bir hata, yapma gözünü seveyim. Ya. Ne olur affet bizi ya. Yürü. Abi yaptık bir yanlışlıkla. Mezbanen çalışmaya başladı. Hayırlı olsun Rıfat. Sizinle sonra oynayacağız. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hop hop hop. Dur bakalım. Kimsin sen? Seni ilk defa görüyorum buralarda. Abi, bırak geçeyim. Tut şunu. Hemen bir örnek. Bu elimde görmüş olduğunuz zarlar görünüş itibariyle tıpatıp aynı. Ama her birinin görevi ayrı. Mesela bunu sabaha kadar at, hep şeş gelir. Bunu ömrün boyunca at, hep yek gelir. İnanmıyor musun abi? Tamam, buyur kendin dene. Hadi al, hadi buyur at. Aa, şeş. Vallahi yek. Ya, bu bir şey değil abi. Bende daha ne numaralar var? Şşt. İyi eğlenceler. Merak etme. Çok eğleneceksin. Şimdi abicim bana göstermeden şuradan bir kağıt çek. Senin şansını be. Çektiğin kağıda bak. Abi niye öyle diyorsun? Sinek az çekti. Yo, sinek iki çektim. Hadi canım, ver bakayım. Sinek iki. Bak, sinek az. Hadi ya.
Aytekin abi. Bu adamda acayip oyun takımları var. Oktay! Dur ulan haysiyetsiz! Elimiz mahkum. Aytekin'in yanında olmalıyız. Yoksa Ayaz'da kalırız. Ulan Rıfat, şans gene yırttın. Hamdi'nin oğlu değil mi lan bu? Aytekin abi, ben söyledim sana Hamdi rahat durmaz diye. Oğlunu göndermiş. Yine de ucuz atlattık. Aferin Arifat. Hayatımızı kurtardım ben. Oktay kim? Hamdi'nin adamlarında. Daha da kötü. Ne demek daha da kötü? Bu Oktay adam bile değil. O demek. Hamdi'nin oğlu gitti. Şimdi intikam ateşiyle kavrulup duruyordur. Hemen eve gidip öncelikle Aylin'i güvence altına almamız lazım. Aylin'in saçının tek bir teline zarar verirse o Hamdi'yi gömerim. Aşı tuttu demedim mi oğlum sana? Şu pozlara bak. Bu Bahtiyar'a ne olmuş lan böyle? Allah Allah. Yolda bunları çaktırmadan atlatıp eve erken gidelim. Aylin'le baş başa iki çift laf ederiz. Neyi izah edemeyecekmişim? Ha? Sen atla da bas gaza. Hadi. Oğlum.
lan Selim? Rıfat'ın mekanında olmuş abi. Aytekin vurmuş diyorlar. Aytekin. Aytekin! Alo baba. Kızım neredesin? Evdeydim ama çıkıyorum şimdi. Çıkma kızım. Geliyoruz biz, birazdan oradayım. Niye, ne oldu? Yok bir şey kızım. Geliyoruz, merak etme. Ne işin var senin burada? Hangi cesaretle geliyorsun buraya? Ben seni merak ettim. Hemen çık git buradan. Gideyim gitmesine de. Senden başka gidecek yerim yok benim Aylin. Senden ayrıldıktan sonra ben hep gurbetteyim. Rıfat gelirse görürsün şimdi gurbeti. Hadi defol. Sen benim için endişelendin. Sen hangi ara geldin Fuat? Aytekin abi, yolda sizi kaybedince beni geçtiniz zannettim. Beni beklememeniz için de biraz hızlı geldim. Baba ne oluyor? Bir saniye kızım. Aytekin. Babalar evlatları için yaşar. Sen bana yaşayacak bir sebep bırakmadın. Senin oğlun ipini kendi çekti. Hamdi, mekanımızı bastı. Canımıza kastetti. Ölüm onun için haktı. Bana yaşattığını, aynını sana yaşatacağım. Bana bak Hamdi. Aylin'e bir şey olursa seni diri diri yakarım. Oh! Aylin ona ne yaptı ya? Onu niye bu işin içine karıştırıyor? Psikopat mı bu Hamdi? Aytekin abi, müsaade et Memduh ve Anıl'la gidip hesabını soralım. Olmaz Rıfat. Adamın oğlu öldü. Bir de mekanını basamayız. Olmaz. Biz yaşadığımız sürece değil Hamdi, bütün dünya bir araya gelsin, Aylin'in kılına dokunamaz. Sana ne lan? Sen ne konuşuyorsun? Ne demek sana ne Rıfat? Aylin Aytekin abinin kızı değil mi? Ha? Ben de kocasıyım lan. Bas git şimdi. Yanlış yapıyorsun Rıfat. Müsaademiz vardı, Fuat öyle geldi. Baba Allah aşkına ne oluyor? İçeride konuşalım kızım. Cenaze hazırlığı yapmayacaksınız. Aytekin'in kızı ölene kadar ben oğlumu gömmeyeceğim. O kız dışarı çıkar çıkmaz haberim olsun. Kızım inat etme. Ortalık durulana kadar gel benim yanımda kal. Babacığım lütfen ısrar etme. Ben Rıfat'ın yanında güvendeyim hem. Öyle değil mi aşkım? Elbette aşkım. Gözünüz arkada kalmasın Aytekin abi. Ben varım. Tamam kızım.
Öyle diyorsan öyle olsun. Ama mesele sulh olana kadar evden çıkmak yok. Acil bir şey olursa da haberimiz olacak. Hadi Fuat, çıkalım biz. Hamdi intikamını almadan bırakmaz. Bahtiyar bu işin altından kalkabilecek mi? Ummadık taş baş yarar. Şu ana kadar çok iyi idare etti. Şansı iyiydi. Bizim şansımız da fena sayılmaz. Bahtiyar'a denk gelmeseydik. Şimdiye kadar mezar yerimiz bile unutulmuştu. Kendine dikkat et kızım. Görüşürüz. Merak etme baba. İyi geceler. Sen gel bakayım Rıfat. Kalas mı aldık? Bu Hamdi'nin ne zaman saldırıya geçeceği belli olmaz. Güvenliği artır. Arka taraflara falan adamlar koy. Hep sağlam adamlar olsun. Kuş uçmasın. Uçurtmayız kuş Aytekin abi. İçini ferah tut. Hadi gidelim biz Fuat. Konuştunuz içeride. Vallahi tehlike iyice geçinceye kadar Aylin evden dışarı adımını atmayacakmış. Ona karar verildi işte. Tehlike nasıl geçecek? Hamdi ölmeden geçmez ki. Şimdi benden neden kaçtığını anlayacağız Rıfat Bey. Eğer beni Aylin'le aldatıyorsan var ya bittin sen. Aa, ses yok. Niye ses yok ya? Ya ben panik yapıyorum. Belki odada değillerdir. Fuat bu eve nasıl gelir ya? Nasıl? Baban nasıl uçuyor? Sen ne işe yarıyorsun Rıfat? Ne demek o ya? Anlamadım. Ben seninle Fuat bunları yapamasın, sürünsün, rezil olsun diye evlendim. Sen yapacaktın bunları ona. Öyle anlaşmıştık. Aylin bir dakika. O Fuat kolay. Bir daha semtine bile yaklaştırmam. Ama asıl tehdit o değil ki şimdi. Hamdi. Ben bu tür tehditlere alışkınım Rıfat. Aytekin Yavuz'un kızıyım ben. Benim derdim Hamdi değil. Fuat. Onu yaşayan bir ölüye çevirecektin. Süründürecektin. Hani ne oldu? Aylin ben anlamıyorum ya. Biz sürekli böyle kavga mı edeceğiz? Sen verdiğin sözü tut, benden de uzak dur, kavga falan etmeyiz Rıfat. Yok artık, daha nasıl uzak durayım ya? Baksana, odalarımız ayrı, yataklarımız ayrı, her şeyimiz ayrı. Ya günahını almışım ya, adam beni seviyor. Ya sen bana en başından anlatsaydın, ben o herifin biletini çoktan kesmiştim. En başından anlattım zaten Rıfat. Anlattın mı? İnan çok görüyorsun beni Rıfat, çok görüyorsun. Ne? Ne diyorsun anlamıyorum. Yüzüğü mü diyorsun? Yüzüğü çıkarmak mı istiyorsun? Aa! Yüzüğü niye çıkarayım hayatım? Ancak ben öldüğüm zaman çıkar parmağımdan. Ben şaka yaptım sana. Sen benim en güzel yorgunluğumsun. Seni çok seviyorum Rıfat. Gerçekten mi? Elbette hayatım. Sana o kadar aşığım ki... gibi. Beni
tanıdıkça beni daha çok seveceksin zaten. Tabii, tabii. Yani her geçen gün daha çok seviyorum seni Rıfat'cığım. Peki benim gerçekten ben olmadığımı bilsen... ...beni yine de sever misin? Elbette aşkım. Hadi sen üstünü değiş de gel. Çok özledim seni. Yatacaklar. Resmen birlikte yatacaklar. Ulan Allah belanı versin Rıfat. Hani yataklarınızı halledi Rıfat? Rıfat! Göstereceğim ben sana şimdi. Ama Aylin, ben sana bir şey daha soracağım. Sen şimdi benim... ameliyat olmadan önceki halimi mi seviyorsun? Ameliyat olduktan sonraki halimi mi seviyorsun? Ne fark eder? Hepsi sen değil misin? Ben senin her halini seviyorum. Ben de senin her halini, her anını, her saniyeni, her kelimeni seviyorum. Kalbim seni gördüğüm an atmaya başladı. Böyle. Böcek var içeride. İki saattir işaret ediyorum. Hiçbir şey anlamadın mı Rıfat? Aa, niye göstermiyorsun? Öldürdüm orada. Öyle değil. Babam bizi dinlemek için böcek yerleştirmiş odaya. Dinleme cihazı. Aytekin abi niye yapsın böyle bir şeyi? Niye yapacak Rıfat? Aramızdaki şeyi anlamak için işte. Neyi? Neyi olacak evliliğimizi? Hayır, gerçek mi değil mi diye. Ne demek bu ya? Rıfat sen niye bu evlilikle ilgili hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyorsun? Ay neyi bilmem gerekiyor ki? Sen de bir şey anlatmıyorsun ki. Hay neyi anlatacağım Rıfat neyi? Bu ne gürültü ya? Uyumaya çalışıyoruz şurada. Bir şey konuşacaksanız gidin çekin odanızda konuşun. Çürüttü oğlum çürüttü. Çürüttü. Rıfat ben artık annene hiç katlanamıyorum gerçekten. Lütfen sakin ol Aylin'cim. Sakin ol. Yürü salona gidip konuşalım. Çağla, ne işin var senin burada? Nerede Rıfat? Aa, Çağla? Çağla Hanım, hayırdır böyle gece vakti? Ne var, ne oldu? Çok yanlış bir yere imza atmışsınız Rıfat Bey. Bunu düzeltmeye geldim. Siz bakın işinize. Ay. Biz dışarı çıkalım. Sen kafayı mı yedin? Buraya nasıl gelirsin? Başka çare mi bıraktın? Hiçbir şekilde ulaşamıyorum sana ya. Aramalarıma cevap vermiyorsun. Ofiste benden sürekli kaçıyorsun. Başka ne yapsaydım? Bırak şimdi bunları da buraya niye geldin onu söyle. Sancım tuttu benim çok fena. Kasıldım biraz. Bebeğimize bir şey olacak diye çok korktum. Anıl. Bu kara geldiğinde Aytekin abi de burada olsaydı hepimiz biterdik. Ne yapacağız? Aylin dışında karnında Rıfat Çakar'ın çocuğunu taşıyan her kadın bizim için saatli bombadır. Yarın icabına bakacağız. Ya tamam sen şimdi git bunları sonra oturur konuşuruz hadi. Aylin denen o kadından uzak duracaksın Rıfat. Tamam. Tamam.
Sen şimdi kimseye şüphelenmeden git. Bunları sonra oturur konuşuruz. Hadi. Allah. İnşallah Aylin yanlış anlamamıştır. Aylin'cim, aşkım. Kes şunu Rıfat. Utanmadan bir de bana aşkım mı diyorsun? Ne yapıyorsun ya? Baban duyacak. Duymaz. Böcek tencerede. Ne? Böceği tencereye mi koydun? Sinyali keser. Bilmiyor musun sen? Ne biçim mafya babasısın? Sen niye sinyali kesmekle uğraşıyorsun ki? Kır çöpe at gitsin ya. Babam böceği bulduğumu fark ederse şüpheleri iyice artar. Hem sen onu bunu bırak da. Cevap ver bakalım. Ne sordun ki? Gecenin bir yarısı hangi cesaretle kırıkların benim evimin kapısına dayanıyor? Ben sana ne yapıyorsan dışarıda yap demedim mi? Kırın falan yok benim ya. Kırın yok öyle mi? Kapıma dayanan o kadın neydi peki? Aylin, bak, hiçbir şey sandığın gibi değil. Gerçek olan şu, ben seni seviyorum. Ve hep seveceğim. Sen kimseyi sevemezsin. Oğlunu bile sevmiyorsun sen. Sevmek senin doğanla yok bir kere. Sen ancak böyle sana açılan kapıları, kasana dolan paraları, silahları, kan dökmeyi seversin. Lütfen sus Aylin. Ben o sandığın insan değilim. Ne demek o şimdi? Aylin, ben çok değiştim. Değiştin mi? Senden değişmeni isteyen kim? Eski Rıfat ol yeter. Bu yapmacık tavırlarını da bir kenara koy. Eskisi gibi benle sadece yemek masasında muhatap ol. Onun dışında konuşmayalım, olur mu? Neden ama Aylin ya? Neden ya? Neden? Böyle evlilik mi olur ya? Böyle iki yabancı gibi, iki düşman gibi karı koca mı olur? Saçmalama Rıfat, ne karı kocası? Biz karı koca mıyız? Neyiz peki? Biz iş ortağıyız. Bir çıkar için bir araya geldik. Ben sözümde durdum, seni Aytekin Yavuz'un damadı yaptım. Ama sen ne yaptın? Sözünü hala yerine getirmedin. Yaptığımız sözleşmeye uy. Senden tek istediğim bu. Ne sözleşmesi? Sakın unuttum deme, bu evliliği burada bitiririm Rıfat. Unuttum. Demeyeyim. Hatırlamıyorum diyeyim. Doktor ameliyatın kısmi unutkanlık yapacağını söylemişti zaten. Ne ameliyatı Allah aşkına? Her şeyde şu ameliyatın arkasına sığınıp durma. Bana bak, senin kesin bir hesabın var. Ama ben daha ne olduğunu çözemedim. O planlarına evliliğimizi dahil etmeye kalkma sakın. Bu evliliğin kağıt üzerinde devam ettiğini, bana asla dokunmaman gerektiğini, sahte evlilik yaptığımızı hatırlatmak zorunda bırakıp durma beni. Bir dakika. Ne dedin sen? Sahte evlilik mi dedin? Bak, hala... Bir dakika ya. Yani biz şimdi... Sen de ben böyle numaradan evliyiz, öyle mi? Tabii ki Rıfat. Ya sen niye cevabını bildiğin şeyleri sorup duruyorsun? Yani şimdi ben sana hiç dokunmadım, öyle mi? Kes şunu Rıfat, yeter. Hiç komik değil.
Ben sana yani elimi bile sürmedim, öyle mi? Evet tabii ki, saçmalama. Allah'ım, ne heyecan verici. Heyecan verici mi? Rıfat sen iyi misin? Hiç bu kadar iyi olduğumu hatırlamıyorum Aylin. Allah'ım ben, senle ben yani. Biz, yani Aylin de Rıfat. Sahte evliliğiyiz. Evliliğimiz sahte yani. Yani numaradan evliyiz. Ve bu sırrı ikimizden başkası bilmiyor. Öyle mi? Tabii ki bilmiyor. Ömür boyu da kimse bilmeyecek. Benden sır çıkmaz. Bak bu son olsun Rıfat. Aramızdaki sınırları hatırlatmak zorunda bırakıp durma beni artık. En baştan ne konuştuysak öyle devam edecek. Şimdi odana geçer misin? Uyuyacağım. Tabii, tabii. İyi geceler aşkım. Allah'ım, sana şükürler olsun. Evli değilmiş ya. Canımın içi evli değilmiş. Çıkın dışarı ulan! Çıkın! Rıfat baba! Benim yerime bu koftiyi mi geçirdiniz ulan? Sizi diri diri kınayacağım. Yapma baba. Hep o Fuat'ın yüzünden oldu. Onun işkencelerinden korktuğumuz için mecbur kaldık. Ne mecburiyet ulan? Senin ruhun gevşek. Oturmaya kazık arıyorsun. İnsan veli nimetini satar mı ulan? Satar mı ulan? Vallahi baba benim bir suçum yok. Hep bu Memnun'un fikriydi. Bahtiyar Ölmez'e silah doğrulttu, babamız olacaksın dedi. Adamı zorla baba yaptı ya. Alçak. Senin o dilini keseceğim ben, sen dur. Önce şu Telmaş'a babanızı bir öldüreyim. Sizinle sonra oynayacağım. Babacığım. Ya. Baba. Bahtiyar ölmez. Ölemez. Kesinlikle ölemez. Allah! Ne bağırıyorsun lan kapçık ağzı? Ne gördün yine? Abi.
Abi. Abi Rıfat Baba geliyordu. Bahtiyar ölmesi öldürttü. Geç olur geç. Anıl kardeşim bak. Rıfat Çakar'ın geri gelebileceği düşüncesini aklından çıkart. Bu düşünce sürekli bilinçaltından rüyana sızıyor. Farkında değil misin? Öldü gitti adam. Gevşe, sakin ol. Rıfat, Mufat yok. Abi, ben de öyle diyorum ama hissiyatım öyle demiyor. Sanki Rıfat Baba geri gelecek gibi. Senin hissiyatın... Öldü gitti lan adam, nasıl gelecek? O zaman söyle rüyalarıma da gelmesin. Tamam, ben söylerim, bir daha gelmez. Allah! Biri geçti. Kim lan? Kim lan? Kim lan bu saatte? Rıfat Baba geldi. Geldiyse hemen aç. Çok kızar sonra. Ben açamam, korkarım. Sen aç. Senin korkunların... Kapıyı niye açmıyorsunuz abi? Hayırdır? Aylin mi kovdu? Kovulmuş bir halin var mı? Abi kim o? Bahtiyar, Bahtiyar. Abi bak arkasında Rıfat Baba olmasın. Rüya görmüş, etkisinde hala. Oh, çok şükür uyumamışsınız. Vallahi beni de uyku tutmadı. Yattım Allah sağıma, döndüm yine soluma, baktım olmuyor. Ben de geldim yanınıza. Ne oldu lan? Sen de mi kabus gördün? Cenneti gördüm. Cenneti. Cenneti. Rüyanda? Aylin'in gözlerinde. Uçsuz bucaksız yemyeşil bahçeler. Sen utanmıyor musun Rıfat Baba'nın karısına sulanmaya? Geri gelirse var ya. Hala gelirse diyor ya. O iş öyle değil ki Anıl. Aylin Rıfat'ın... Bilmediğimiz çok şey var. Nasıl bilmediğimiz çok şey var lan? Aşk laf dinlemez. Aşka hudut çizilmez. Çizilemez. Öyle şeyler işte. Lan oğlum, size bana sayıyla mı verdiler lan? Biri kabus gördüm der, biri cenneti gördüm der. Gece yarısı sizinle mi uğraşacağım? Abi aşk bu. Sen anlamazsın. Aşk adamın böyle şeklini şemalini kaydırır işte. Ben anlamam da sen mi anlarsın lan? Aşk bizim aleme uymaz. Zafiyet doğurur, cıvıklıktır, delikanlıyı bozar demedim mi lan ben? Dedin abi de Bahtiyar laftan anlamıyor ki. Benimkisi aşk değil ki. Benimkisi tufan. Benimkisi kıyamet. Ben güneşi yutmuş gibiyim. Adeta bir ışık tufanı içinde savruluyorum. Kalbimde onun kalbi çarpıyor. Gözlerim onun gözleriyle bakıyor. Bahtiyar, Allah aşkına bak, Allah'ın adını verdim. Bizi bırak git yat. Çay demleyeyim mi? Demleme! Çay mı istemez? Git yat, başka bir şey istemez. Çay? Abi demlesin be. Demliyorum. Memdu abi, bu gece beraber yatalım mı? Çok korkuyorum. Rıfat'ın kankasıyım diyen lavuğu konuşturabildiniz mi? Abi sabaha kadar dövdük. Galiba kurtulmak için numara çekmiş. Rıfat'la alakası yok o adam. Oğlum siz değil miydiniz lan Caner'in peşinde dolanıyor diye? Sorguladım abi iyice. Öyle karışık kuruşuk bir şeyler geveledi. Ama anladım, karı kız meselesi. Yani öyle basit bir şey. Siz yine de her ihtimale karşı bir çuvala tıkın, Rıfat'ın villasının önüne atın.
Eğer onun itiyse mesajı alır. Emrin olur abi. Günaydın. Günaydın. Bugün çok mutluyum Aylin. Sen benim kabul olmuş duamsın. Rıfat, beni delirtme. Delirtiyorsun bu güzel sözlerinle beni. Aklımı başımdan alıyorsun sevgili. İyi ki seninle evlenmişim hayatım. Seni çok seviyorum aşkım. Durun. Abi, vallahi billahi haber Rıfat Çakar diye birini tanımıyorum ben. Onun gelmişini, geçmişini, sülalesini... Nereden adını verdim? İki gündür dayak yiyorum ya. Sen kime küfür ediyorsun lan? Ha? Abi vurmayın, yeter ya, yeter. Dur lan oğlum, dur, dur. Bakalım kimmiş lan. Ne oluyor? Bu kim lan? Bunu bir yerden gözüm ısırıyor. Şinasi. Kardeşim. Kardeşim. Abi ben şimdi hatırladım bunu ya. Bahtiyar'ın evinin önünde tiner çeken adam. Oğlum senin ne işin var burada? Bu ne vaziyet? Sensin değil mi? Dayak yemeyeceğim değil mi? Artık bitti değil mi? Oğlum dur bir anlat. Sen nasıl geldin buraya? Ben ne bileyim nasıl geldim kardeşim. Adamlar beni kaçırdılar. Rıfat Çakar'ın adını verdim. Kendimi kurtarayım diye. Onun adını vermez olaydım. Adamlar beni dinlene dinlene dövdüler. Uyandırıp uyandırıp dövdüler. Sabah uyuyakalmışım. Yine uyandırdılar ve posta daha dövdüler. Getirip buraya bıraktılar kardeşim. Şşş, tamam oğlum. Sen de bizim adımızı niye öyle sağda solda olur olmadık yerde veriyorsun? Adamların adını da almamışsın ki gidip hesap soralım. Baba, bir konuşalım. Eski hayatından kimseyi yeni hayatına sokmayacaksın demedik mi lan sana? Bu şekilsizin burada ne işi var? Abi o benim en yakın arkadaşım ya. Evde tanışmıştınız ya hani. Onu anladık. Burada ne işi var? Vallahi onu ben de bilmiyorum ama... hani geçen evde bir vedalaşma faslı yaşadıydık ya... ben zaten ölüp gideceğiz diye her şeyi anlatıverdiydim. Başka kimlerle vedalaştın lan? İsimlerini ver. Hepsini toplayıp kafalarına sıkalım. Hop. Şinasi benim kardeşim. Ona sıkan bana sıkmış sayılır. Bunu böyle bilin. Çıkar şunu kardeşim. Çıkar. Yürü. İyi misin? Değilim kardeşim. Her yerim ağrıyor. Abi Bahtiyar'ın sınırları var. Çok zorlamamak lazım. İyi. Hadi Şinasi yürü kahvaltıya. Çok acıkmıştım yok. Yürü yürü. Şinasi.
kardeşim, bu nasıl bir ev ya? Burası ev değil, burası saray ya. Şinasi, gözünü seveyim, sakın bir şey çaktırma. Tamam mı? Birazdan oğlum, eşim ve annemle tanışacaksın. Gerekmedikçe konuşup pot kırma. Kurban olayım. Kardeşim aşk olsun ya, güven bana. Bugüne kadar ben ne zaman pot kırdım? Sağ ol kardeşim. Kahvaltını sıkı yap yavrum. Çok ye de kuruyup kalma. Maazallah gözündeki ışık gider. Aa, misafirimiz mi var? Evet anne, misafirimiz var. Tanıştırayım. Asker arkadaşım Şinasi. Vallahi askerde yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi Şinasi'yle. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk teyzeciğim. Eşim Aylin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yengeciğim. Ne kadar güzelmiş be. Oğlum Tahir. Vay vay vay, bu ne yakışıklılık böyle ya Tahir. Bu saçlar ne böyle, bunlar gerçek mi ya? Maşallah, çok tatlı çocuk be. Olacak o kadar, kimin oğlu? Bak şimdi, buyur. Bu erkek milleti de böyle. Sanki tek başına yapmış gibi. Allah bağışlasın yengeciğim. Tahir'in annesi o değil. Oğlum eşim demedin mi lan? Eşim. Ama uzun hikaye Şinasi, ben sana sonra anlatırım. Gel biz kahvaltımızı yapalım. Hadi geç arkadaşım, geç hadi. Buyurun. Afiyet olsun. Senin adın ne? Tahir. Tahir, çok güzel isim. Kaça gidiyorsun sen? Konuşmaz. Çocuklar beni çok sever teyzeciğim. Benimle konuşur. Tahir kimseyle konuşmaz. Sen ne iş yapıyorsun oğlum? Ben cenazeciyim teyzeciğim. Sen de mi bu dünyadansın? Vallahi bu dünya nedir pek bilmiyorum teyzeciğim, ama ben daha ziyade öteki dünyaya çalışıyorum. Nasıl yani? Bu dünya öteki dünya. Ya inanın teyzeciğim, çocukluğumuzdan beri teyzeciğim bak kaç yıl oldu, bir kere bile küsmedik biliyor musunuz? Vallahi yengeciğim bir kere bile küsmedik. Yani öyle bir kardeşimdir. Geçen böyle bir tatsızlık oldu tabii. Bu deve kuşu çiftliği yüzünden birazcık böyle bir tatsızlık oldu. Şinasi. Onu da tatlıya bağladık. Küslük olmadı yani, tatlıya bağladık onu da. Gerçekten şey olmadı. Bir de küçükken hatırladım bak, sokak kedileri yüzünden birbirimize girmiştik biliyor musun teyzeciğim? Bütün harçlığımızı tuttu gitti ciğere yatırdı biliyor musun? Ciğer aldı kedilere verdi. Ya ne, yalan mı Bahtiyar? Bahtiyar? Evet Bahtiyar. En sevdiği kedinin adını Bahtiyar koydu. Bu Rıfat bayılır kedi. Kedi tam bir kedi manyağı ya. Rıfat kedilerden nefret eder. Evet. Ben kedilerden nefret ederim. O ne yav? Ona mı yav? Buna mı yav? Olur mu yav? Sus yav. Ya
Ne zamandan beri nefret ediyorsun lan? Demek ki gidiyor geliyor ara ara. Yani Şinasi, bizim seninle konuşmamız gereken bir mesele vardı ya, biz çıkalım mı? Ha, çıkalım. Müsaadenizle, teyzeciğim müsaadenizle. Hengiz. Müsaadenizle. Afiyet olsun. Gel lan gel. Lan manyak. Yemin ediyorum seni boğazlıyordum. Ben sana gerekmedikçe konuşma demedim mi lan? Ne o, yine bir haller var sende. Hayırdır? Hı. Hatuna bakışların gözümden kaçmadı. Aşık mısın lan yine? Aşığım lan. Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Tokatadan kıza ne oldu? He? Düne kadar rüyalarıma giriyor Şinasi. Onu düşünmeden yapamıyorum falan diyordun. Ne oldu oğlum, sen ne ara bu kadar çıp sevdi oldun ya? İşte öyle değil ki. Bana tokat atan kız o, Aylin. He? Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Dalga beni geçiyor oğlum. Vallahi bu kız o kız. Allah Allah. Oğlum dünya ne kadar küçük ya. Aşktan kaçılmaz diyorlar ya, doğru vallahi. Geliyor buluyor bir şekilde ya. Konuşma lan, tamam. Sen gidiyorsun şimdi, hadi. Nereye? Nereye olacak lan, mahalleye? Ama mahalle candır zaten. Bu ne? Bu kadar şatafat beni bozar. Gideyim vallahi ya. Daraldım burada abi. Konuşma lan, konuşma. Yürü hadi. Çağla arıyor. Alo Çağla. Sen ne zaman geliyorsun? Bugün gelmeyi düşünmüyorum. Nasıl? Rıfat, sen bensiz hani bir an bile geçirmek istemiyordun. Sen benden kaçıyor musun? Rıfat bak, seni mahvederim ben. Aylin'le sahte evli olduğunu herkese söylerim senin. Ne? Sen nereden biliyorsun? Nereden bileceğim, sen söyledin. Ben mi söyledim? Ben başka kime söyledim? Neyi? Şeyi... hiçbir şeyi. Tamam, kapat sen, ben geliyorum. Çağla neyi biliyormuş lan? Şeyi biliyormuş. Sancısı olduğunu, hamile olduğunu başka birine söyledin mi diye sordum ben de ona. Söylemiş mi? Yok yok. Oh iyi. İyi. Hazır kimseye söylememişken gidelim de sancılarını tümden bitirelim. Sevaptır. Anlamadım. Ofise gidince anlarsın. Hadi yürü. Bir dakika. Siz kadına bir zarar vermeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Niye zarar verelim oğlum? Canavar mıyız biz? Sadece sana zarar vermesini engelleyeceğiz. Yürü hadi yürü. İyi. Ha dur dur. Ben de bir Aylin'e haber vereyim, geleyim bari. Abi arabayı hazırlıyorum ben. Ne oldu? Gitti mi arkadaşın? Gitti arkadaşım. Gitmesi gerekti, gitti. Benim de gitmem lazım şimdi. Sen sakın dışarı çıkma Aylin, tamam mı? Bak baban da söyledi zaten. Tehlike büyük, ortam çok gergin. Onu hatırlatmaya geldim. Görüşürüz. Aytekin kızı için çok sıkı güvenlik önlemleri almış patron. Öğrenebildiğimiz kadarıyla da evden dışarı çıkmasına izin verilmiyormuş. Ne yapalım? Onu oradan çıkartmanın bir yolu olmalı. Aşkım. Görüşürüz. Bay bay. Canım ya, telefonu unutmuş.
İyi günler efendim. Ben Caner, Nurhan'ın arkadaşıyım. Nasılsınız? İyi günler evladım. Nurhan kim? Nurhan? Nurhan ölmez. Az önce eve girdi ya. Oğlum buraya kimse girmedi. Girse haberim olurdu. Herhalde sen yanlış gördün. Siz Nurhan ölmez diye birini tanımıyor musunuz? Tanımıyorum evladım. Ya bugün abine söz kesilecek. Bu saate kadar neredesin kızım sen? Nurhan, duymuyor musun beni? Beyefendi merhaba. Ben telefonu kafede buldum. Kızınız düşürmüş olmalı orada. Siz bana bir adres verirseniz ben hemen getireyim telefonu. Ya. Kafede mi düşürmüş? Allah Allah. Peki, zahmet olacak sana. Olmaz, olmaz. Siz adres verin lütfen. Peki, veriyorum. Nerede bu telefon ya? Düşürdüm herhalde. Ay inşallah Caner'in arabasında düşürmüşümdür. Yoksa ne yaparız? Vallahi yok. İyi günler. Az önce ben telefonda biriyle konuştum. Bana burayı tarif etti. Telefon için. Ha, o benim. Hoş geldin oğlum. Buyurun. Sağ ol. Sana da zahmet oldu. Hakkını helal et. Dur sana bir çay ısmarlayayım. Otur otur. Otur. Baba ben telefonu düşürdüm galiba ya. Senden önce telefonun geldi. Bak bu delikanlı getirdi. Babanıza telefonu teslim ettim Nurhan Hanım. Kızım, niye öyle bönbön bakıyorsun? Teşekkür etsene. Bu devirde kaybettiğini bulmak zor. Haklısınız. Gerçekten çok zor. İyi günler. Sen beni mi çağırdın? Evet. Ya. Çağla. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Oturur musun lütfen? Sana benim için çok önemli bir şey soracağım. Söyle bakalım. Çağla. Sen Aylin'le sahte evli olduğumuzu kimseye söyledin mi? Söyler miyim hiç aşkım? İkimizin arasında sır bu. Tamam. Zaten söylersen ikimizin arasındaki ilişki anında biter ona göre. Getirdin mi abları? Getirdim abi. Bunlardan hangisini atacağız abi? Kırmızı mı, beyaz mı? İkisinden de at. Abi, ya işe yaramazsa? Niye yaramasın oğlum? Çocuk düşürme bu işte. İçecek, düşürecek çocuğu. İki tane daha atsak mı abi ya? At. İki tane daha at, garanti olsun. Al şimdi bunları. Yalnız çok dikkatli ol. Fincanı Çağla'ya vereceksin, tamam mı? Sakın karıştırma. Tamam abi ya, salak değilim ben ya. O iş bende, merak etme sen.
Rıfat, ben seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi? Özledim tabii. Özlemez olur muyum? İmzalanacak bir şeyler yok muydu? Biz işimizi aksatmayalım. Var tabii. Olmaz mı? Şurası vardı Rıfat Bey. Hı-hı. İyi. Çok güzel. Gelin gelin. Efendim, ben size çay getirdim hararetinizi alsın diye. Bu sizin. Teşekkürler. Afiyet olsun babacığım. Afiyet olsun. Vallahi çok iyi yaptın alıp biz de Çağla Hanım'la tam imzalıyorduk. Tabii imza önemli. Önce bir çayınızı için, sonra imzalarsınız. Afiyet olsun. Eyvallah. Sağ ol. Fincanı Çağla'ya verdin değil mi lan? Ya verdim abi. Ya sen ne kadar pimpirikli oldun ya. Ay bu çok koyu canım. İçmem ben bunu. Bu ne ya böyle? Bana da açık koymuşlar. Ben de böyle içmem. Değişelim mi? Olur, ver. Sağ ol. İyi oldu kısmet. Çok güzel. Anıl, içmiş midir şimdi çayı? İçmiştir abi. Düşmüş müdür acaba? Gidip baksak mı? Tamam Çağla Hanım, çıkabilirsiniz. Neydi? Hanım, daha var mı çay? Varsa içerim ha. Abi ne yapacağız ya? Ölmese lan bu. Yok, ben reçetesini okudum. Öldürmüyormuş. Ama felç bırakıyormuş. Senin yapacağın işin reçetesini... Hemen hastaneye gidiyoruz, hemen. Aa, ne oldu? Geçmiş olsun. Kim hasta? Sen. Ben mi? Yok, ben hasta değilim. İyiyim ya. Olacaksın. Ne olacağım ya? Hasta olacaksın hem de çok. Hadi yürü, yürü. Ne yapıyorsunuz abi? Abi bıraksanıza beni ya. Aa, ne oluyorsunuz abi? Yürü, yürü, konuş. Abi bir dakika, ne yapıyorsunuz ya? Abi bir dakika, bıraksanıza beni. İyiyim ben diyorum abi. Ne hastanesi? Bahtiyar'a bir şey olursa seni yakarım Anıl. Abi ben ne yaptım ya? Niye bana kızıyorsun? Bahtiyar, karnın ağrımıyor değil mi? Hiçbir yerim ağrımıyor abi benim. Neyin peşindesiniz siz? Yürü oğlum, yürü, yürü! Kızım sen ne oluyor? Anlatsana. Caner'in arabasında telefonumu unutmuşum. Bulmuş. Geri getirdi. Ne güzel işte. Kızım bana değil babama geri getirdi. Ne?
Anladı mı yani her şeyi? Anladı tabii. Hem de her şeyi anladı. Kız Vildan. Bana bir bakışı vardı. Öldürse daha iyiydi be. Ya kızım saçmalama ya. Dur bakalım. Hemen öyle şey yapma canım. Konuşursunuz. Anlatırsın her şeyi. Bir daha benim yüzüme bile bakmaz ki. Nerede kimle bulup ben konuşacağım? Vildan ya. Senin sözünü de mahvediyorum canım ya. Saçmalama Nurhan. Aşk olsun yani. Sen bu durumdayken ben söz falan düşünür müyüm hiç? Kız olur mu öyle şey? İnsan hayatında bir kere sözleniyor. Ben Caner'le sözlenemeyeceğim Vildan. Kızım saçmalama ya. Saçmalama olur mu öyle şey? Söyle ömür. Peşime adam takmış. Neden işlerimiz hep ters gidiyor robot? Niye ölmedi bu Rıfat hala? Sana beni rahat bırak diyorum. Sen peşime adam takıyorsun. Yeter artık, yeter! Ne yapıyorsun sen Caner? Kimi atar gider yapıyorsun? Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Yapma! Benim için hiçbir şey yapma. Bu benim için yapacağın en iyi iyilik olur. Sen ne kadar nankörsün ulan. Kolundan tutar çıkarırım. Düz basınca da anında tırnaklarını çıkartırsın. Ama bana bir daha terbiyesizlik yaparsan... senin o tırnaklarını kökünden sökerim. Asıl sen bir daha benim hayatıma karışırsan... abimi abi tanımam ona göre. Abim abi tanımaz. Öyle mi? Dur o zaman ben sana abini tanıtayım. Hadi. Abi iyiyim, bir şeyim yok diyorum. Siz beni acil servise getiriyorsunuz. Hani hastayım da sen ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Hastamız var. Hasta kim? Bu. Şikayetiniz nedir? Çok şükür hiçbir şikayetim yok. Hap içti. Hap mı içtim? Ne yapıyor? Ne yapıp içtiğini bile bilmiyor. Bilincini kaybediyor galiba. Ne olur acele edin. Mustafa Bey hemen bir sedye alalım. Sedye mi? Abi manyak mısınız siz ya? İyiyim ben ya. Otur. Yat. Ya çok kötüsün. Kötü müyüm? Vallahi iyiyim ya. Abi yavaş, ne yapıyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz abi beni? Yuh. Yavaş, yerler gel. Bildiğinize bakmak için hortum sokacağız. Bayatmamızı ister misiniz? Ne hortumu ya? Midenizi yıkamamız lazım. Hortum sokacağız ki yıkayabilelim. Olmaz. Sen niye tedaviyi reddediyorsun arkadaşım? Doktor ne diyorsa o sokacak. Doktor bey vallahi billahi benim bir şeyim yok. Hortum sokmayın bana. Bir şeyin yok mu? Hap içti dediler. Yok içmedim. İşte doktor bey. 3 tane çocuk düşürme hapı içti. Çocuk düşürme hapıyla intihara kalkışanı da ilk defa görüyorum. Vallahi ben de. Sen içmedin mi hapları? Yo, ben içmedim. İnkar ettiğine bakmayın doktor bey. Bu hapları çaya karıştırmak suretiyle almış. Bunu bana nasıl yaptınız lan? Sen niye Çağla'nın çayını içiyorsun hala? Arkadaşlar bırakalım da doktor bey işini yapsın.
Hapların türü neydi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Tamam, bunlardan bir şey olmaz. Birkaç gün idrarınızdan kan gelir, sonra düzelirsiniz. O kadar. İyi. Bunu bana nasıl yaptınız lan? Uzatma lan, yanlışlık oldu işte. Ne yanlışlığı be? Çocuk düşürme hapı ne abi? Benim sana elimle verdiğim çayı niye içmiyorsun sen? Niye o fincanı içiyorsun? Telefonum çalıyor. Giy şunu. Alo. Bugün seninle söz kesecektik. Sen ortalıkta yoksun. Neredesin lan sen? Spa. Hastanedeyim baba. Ne hastanesi lan? Doğum kontrol hapı almışım. Çocuk düşürme hapı. Ne hapı lan? Çabuk eve. Gelemem baba, hastayım dedim ya. O zaman hastanenin adını ver, ben oraya geleyim. Tamam baba, gelme, ben geliyorum, tamam. Zaten geldin, geldin. Gelmedin, bir daha gelemezsin bu eve. Seni evlat tutar, reddederim. Oh, tamam baba, tamam. Mecbur gideceğiz. Umurtumu var ya, babama gitmeseydim. Dediklerimi yaptınız değil mi? Evet doktor. Damara denk gelmemiş. Endişelenecek bir şey yok. Geçmiş olsun. Eyvallah. Oğlum iyisin değil mi? Bir şeyin yok. Ya bir rahat bırak ya. Yeter. Ben eve gidiyorum. Robot şu atarı bir başkası yapsa var ya. Gidelim. Yazdım bunu. Unutmam, haberiniz olsun. Yaptığınızı Fuat yapmadı lan. Biz sana iyilik yapmak istedik. Ne? Siz çocuk düşürme hapı yutturarak mı iyilik yapıyorsunuz? Hadi abi. Neden bahsediyor lan bunlar? Çocuk düşürme hapı yutmak ne demek? Nasıl bir şifre bu? Ne diyorsun? Bence de takip edelim. Merdivenlerden giderim, daha hızlı. Şunlara bak ya. Hapmış, uykuda fitil atsaydınız bari. Sen bırak hapı mapı da şimdi. Evde Aylin, ofiste Çağla, mahallede Vildan. Ne lan bu? Aşk trafiğine. Abi sen ne diyorsun ya? Ben böyle biri miyim? Ben bir tek Aylin'i sevdim, Aylin'i seviyorum, Aylin'i seveceğim. Benim başka ihtimalim yok Aylin'den başka. Bana bak lan. Ne diye sözlenmeye gidiyorsun o zaman? Ne yapayım? Gitmesem babam hakkını helal etmez. Vildan da bu işin peşini bırakmaz. Gideyim bari başka birine aşık oldum diyeyim de haklarını helal etsinler. Kime aşık oldum diyeceksin peki? Aylin'e tabii. Aylin'e mi? Hı. Lan oğlum, Aylin kim diye bu işin arkasını araştırırlarsa ne yapacaksın? Hem madem öyle, sözlenmeyi kabul etmeseydin döllürtünü diyeceksin. Aytekin beni öldürecekti. Ben de Vildan hiç değilse bir günlüğüne mutlu olsun istedim derim. Aytekin abiyi de bu işin içine kattın, tam oldu. Yok yok, bu iş böyle olmayacak. Biz de geliyoruz. Seni bu işten çekip çıkaracağız. Nasıl çıkaracaksınız? Onu da bana bırak. Ben ne bırakıyorum abi sana? Silah milah yok değil mi bu işte? Oğlum sen deli misin? Sözde silah olur mu? Sözde söz olur. Onu da ben söyleyeceğim. Hikmet amca nasılsın? Aa, Oktay sen misin oğlum? Hoş geldin. Allah senden razı olsun. Bahtiyar senin sayende zengin oldu. Evet. Zengin mi oldu? Evet. Gerçi bize henüz bir hayrı yok ama. Bahtiyar ne iş yapıyor Hikmet amca? Yahu deve kuşu çiftliği işi yapıyor ya sayende. Sen bilmiyor musun hala o iş? Ha, bilmez miyim? Evet, çiftlik işi. Çiftlikten mi kazanıyor parayı? Evet.
Hatta özel şoförü bile var. Ha sen ayakta kaldın gel. Otur bir çay içelim. Yok yok benim acele bir işim var da sonra görüşürüz. Ya gitme biraz sonra Bahtiyar gelecek görüşürsünüz. Hem bugün ona söz keseceğiz söz. Ben onu telefonla tebrik ederim. Görüşmek üzere. Lan bizim saate tapuyu başka birine mi okuttu bu? Yok ya olmaz öyle şey. Başka bir şey var bu işte. Ama ne? Buradan canımı koruyacağım ben seni benden. Çık odan. Kime diyorum lan? Bu evin başını sen karar. Aç lan kapıyı aç. Ulan kime diyorum lan? Aç kapıyı aç. Ulan öldüreceğim seni. Ne yapacağız biz anne? Öldürecek mi beni? Korkma yavrum korkma. Allah bizimle. Girmiş sensin ya Rabbim. Aç kapıyı aç. Seni Emre Orman kanı mı kurtaracak? Çık ulan dedim. Çık. Dur dur dur. Açık kapıyı. Ne oldu lan yine? Geri gel. Açık kapıyı. Dur. Çık ulan dışarı çık. Kim lan bu kereste? Sana ne lan? Sana mı kalmış? Boş ver. Yok öyle boş veremem. Ulan ben seni gebertmez miyim ha? Gebertmez miyim? Bu bunak karı mı koruyacak lan seni? Ben değil, Allah. Allah kuluna yeter. Sen ne diyorsun be bunak karı? Sen de kimsin ha? Sen kimsin ulan? Sen de kimsin? Sen kimsin? Aa, Sinan'ı arabada unutmuş manyak. Durduk yere başını belaya sokacağım. Kimsin sen? Kimsin lan sen? Aa, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sizde kimsin? Ulan ben ses unuttum. Kes! Arkadaşı bir dışarı alın. Biz bir erkek erkeğe konuşalım. Tamam abi bırak bende. Yürü lan. Yürü lan. Gidin. Erkek adam kadına el kaldırır mı lan? Size ne oluyor kardeşim? Karım değil mi? İster severim ister döverim. Size ne oluyor? Size ne mi? Size ne ha? Baba buyur. Lan. Şimdi gidip hemen Hafize Ana'dan ve eşinden af dileyeceksin. Tamam mı lan? Ne? Aa. Duymuyorum. Aa, aa, aa. Aa. Ağzın doluyken konuşamıyor musun? Aa. Konuşma zaten. Aa. Ayıp. Beni affet abi. Bir daha yapmayacağım. Benden değil lan. Eşinden de Hafize Ana'dan af dileyeceksin. Tamam mı? Emredersin abi. Bir daha böyle bir y**lık yaptığın kulağıma gelirse ya da Hafize Ana'ya saygısızlık yaptığını işitirsem bu silahı ağzından alır, başka bir tarafına sokarım, patlatmadan çıkarmam. Anladın mı lan? Ben anladım abi. Hafize Ana! Az gelir misin? Arkadaşın sana diyecekleri var. Hafize Ana, biz şimdi arkadaşla mevzuyu detaylı bir şekilde konuştuk. Kendisi yaptıklarından son derece pişman. Bir daha böyle nahoş bir hadise yaşanmayacak, öyle değil mi? Yapmayacağım abi. Hafize anneciğim, senden de çok özür dilerim. Kusura bakma. Canım, sen de kusura bakma. Çok özür dilerim. Sana bundan sonra en ufak bir fiske bile vurmayacağım. İstersen gidelim. Ama istemiyorsan sen daha sonra gelirsin. Yenge, arkadaş tövbesini bozarsa haberimiz olsun. Allah razı olsun. Biz de müsaadeni isteyelim artık Hafize Hanım. Müsaadesizsin. Bahtiyar, ne
neydi lan? Ağza silah sokmalar, racon kesmeler. Bir de silahını arabada unutmasaydı iyiydi. Aa, vallahi Anıl. Tam zamanında yetiştirdin silahı, sağ ol. Şu sinasi salağını görsem ondan her şeyi öğrenirim. Kimse de yok ki soralım. Oktay! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oktay! Abi, abi nereye koşuyoruz biz ya? Ne bileyim oğlum, Bahtiyar nereye, biz oraya. Şimdi yandık. Nerede bu herif lan? Sokağa girdiğini gördüm ya. Oğlum sen kimi kovalıyorsun? Kim bu Oktay? Kumarhanede de Oktay diye bağırmıştın. Kim lan o? Bu Oktay, bana bu deve kuşu çiftliği kazını atan adam. Buraya girdiğini gördüm, kayboldu. Efendim? Alo, Aylin Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, siz kimsiniz? Ben rahmetli kardeşinizin bir arkadaşıyım. İntihar etmeden önce benimle görüşmüştü. Bana size vermem için bir emanet bıraktı. Ne emaneti? Telefonda söyleyemem. Eğer kardeşinizin intiharıyla ilgili gerçekleri öğrenmek istiyorsanız... Kalamış Parkı'na gelin. Nasıl bulacağım sizi orada? Ben sizi bulurum. Daha önce sizi kardeşinizin yanında görmüştüm. Numara 7 gelecek. Tamam, sağ ol. Sen gidebilirsin. Tamam. Kılıç çeken kılıçla ölür Aytekin. Bana yaşattığı cehennemin aynanı yaşayacaksın. Yoksa gerçekten intihar değil miydi? Tamam babacığım, çıkıyorum şimdi. Açar mısın? Babam bekliyor. Açın kapıyı. Alo. Rıfat baba, Aylin Hanım babasının kendisini çağırdığını söyleyip çıktı. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Kapat. Ne oluyor ya? Ne bileyim lan. Baba. Aytekin abi. Sen bugün Aylin'le görüştün mü? Yok.
Hayırdır Rıfat? Aman Allah'ım, olamaz. Gene ne oldu? Nereye koşuyoruz ya? Koş lan, koş! Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Ben var ya, ben bu iyiliğin altında asla kalmam. Ne zaman başın sıkışırsa ara beni. Çözemeyeceğimiz problem yok. Buyur. İstemiyor musun kardeş? Tamam, sen dirisin kardeş. Hadi bana eyvallah. Kimsin sen? Rıfat Çakar senden ne istiyor? Aylin. Nereye gidiyorsun? Kalamış Parkı'na. Ne yapacaksın? Dur, sakın gitme ne olur. Üf, bekçi kesildin başıma. Bu konu babamla benim aramda Rıfat. Sen karışma. Aylin! Kısası Kısas Aytekin. Yeter ki inan bana.